gerçekleşecek olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paneli ve sergisine hepiniz hoş geldiniz. Kuşatmaya çalıştığı sokaklara onlarcası, yüzlercesi, binlercesi canını hiçe sayarak barikat kurdu. Darbe girişimi karşısında verilen mücadele büyük bir adanmışlık, yeniden bir direnişin sesi oldu adeta o gece. Bağımsızlığa ve demokrasiye olan sayesinde 15 Temmuz 2016 bundan sonra hiçbir teşebbüsün başarıya ulaşamayacağının dosta düşmana ilan edildiği gün olarak tarihe geçmiştir. Darbe girişiminden sonra özellikle bir ay boyunca ülkemizin dört bir yanında tutulan demokrasi nöbetlerinin ardından 7 Ağustos 2016 Pazar günü İstanbul Yenikapı'da düzenlenen tarihi miting ile milli dayanışma ruhu zirveye çıkmıştır. Toplumumuzun her kesiminden yaklaşık 4 milyon kişinin katılımıyla düzenlenen mitingde Cumhurbaşkanımızdan başbakanımıza, siyasi parti temsilcilerinden, liderlerinden, sanatçılara kadar uzanan geniş bir katılımla milletimizin birlik ve beraberliği açısından tarihte emsaline az rastlanacak bir dayanışma örneği sergilenmiştir. Değerli katılımcılar, bu süreçte söz konusu hain darbe girişiminin dünya kamuoyuna anlatılması amacıyla Genel Müdürlüğümüz tarafından da çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmiştir. İlk olarak genel temsilcilere, üniversitemiz tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün bizimle olan tüm konuklarınızı en içten duygularımla selamlıyorum. Bedenlerini siper ederek devletimiz ve milletimiz için kanlarıyla toprağa sulayan 248 kahraman demokrasi şehidimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. O kanlı gecede yaralanan yaklaşık 2196 gazimize de sağlık ve huzur diliyorum. Bugün burada 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü anlamak ve idrak etmek amacıyla bir aradayız. 15 Temmuz 2016 gecesi askeri yapılar ve devlet içinde konuşlanmış FETÖ mensubu bir grup hain kendi halkına silah doğrulttu. Milletin üzerine bombalar yağdırdı. O gece Türk milleti yek vücut olarak özgürlüğüne, iradesine sahip çıktı. O gece milletimiz Sünnisiyle, Alevisiyle, Türküyle, Kürdüyle, Çerkeziyle, Arabıyla tek yürek oldu. O gece milletimiz Malazgirt'te, Çanakkale'de milli mücadelede olduğu gibi aynı ruhla Anadolu topraklarının işgal edilemeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Türkiye 15 Temmuz 2016 günü yakın tarihinin en kanlı, en vahşi, en acımasız gecesine tanıklık etti. O gece yaşananlar 15 Temmuz'da başlayan 16 Temmuz'da sona eren iki günlük bir hadise kesinlikle değildi. Türk milleti tarih boyunca varlığını büyük bedeller ödeyerek
sürdürmüştür. Bütün bu meseleleri dikkate aldığımızda üzerinde sosyetik manada analiz yapılması gereken bir konudur. 15 Temmuz meselesi bir acı gündür, bir karanlık gündür. Eyvallah, doğrudur, öyledir. Diğer taraftan Türk milletinin bazı meseleleri görmesi, Türk milletinin birlikte yaşama kültürünü geliştirmesi açısından, diğer taraftan Türk milletinin en zayıf damarı olan dinin farklı amaçlar için kullanıldığını da görmesi açısından çok önemli bir tarihtir.